Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere recursive fonksiyonlardan bahsedeceğim. Yani öz yinelemeli fonksiyon. Nedir bu öz yinelemeli fonksiyonlar? Bunu küçük bir örnekle size açıklayacağım arkadaşlar. Faktöriyelden bahsedeceğim. Ve onun devamında da recursive bir faktöriyel fonksiyonu hazırlayacağız. Şimdi dönüş tipimiz integer olacak. Faktöriyel diyelim. Evet arkadaşlar. Bu bir tane integer değer alacak. Eğer diyelim, çok önemli değil. Dönüş tipi olacak. Ve bunun istisnası olacak arkadaşlar. Önce buraya açıklayayım, ondan sonra recursive'i tamamıyla açıklayacağım. Şimdi recursive fonksiyonlarda istisnai değerler olur arkadaşlar. Şimdi faktöriyelde bir sayının faktöriyelini hemen şurada şöyle yapalım. Mesela oluşturalım. Şöyle mesela 1'in faktöriyeli 1'dir. Şöyle yapalım. Mesela 2'nin faktöriyeli, daha doğrusu şöyle yapalım. Yani 2 diyelim. Eşittir 2 çarpı 1'dir. Şurada da kendisidir. Diğer nedir? Mesela faktöriyel mesela 3 olsun. Faktöriyel 3 çarpı 1'dir. Doğru mu arkadaşlar? Boşluğunu bırakalım. Şimdi böyle böyle gidiyor. Faktöriyel 4 olsaydı 4 çarpı faktöriyel 3. Faktöriyel 5 olsaydı 5 çarpı faktöriyel 4 şeklinde ilerleyecekti. Burada anlatmak istediğim arkadaşlar faktöriyel ifadesi alt tarafını yapalım. Return faktöriyel faktöriyel değer eksi 1 çarpı değerin kendisi olmayacak mı arkadaşlar? Bu yukarıda hazırladığımız mantıkta bu şekilde olmayacak mı? Evet, bu şekilde olacak. Burada sadece bir istisnai durumumuz var. If eğer değer eşit 1 ise return şöyle yapalım. Return değerimiz evet. Kaç dönecek arkadaşlar? Aslında sayı ya da 1 dönecek de. O zaman şöyle yapalım. Değer diyelim. Yani değerimiz zaten bir olduğu için böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada neyi ifade ettik? Recursive fonksiyonla. Şimdi kendisinin kendi fonksiyonu içerisinde kendisini çağıran fonksiyonlara burada bahsetmiş olduğumuz gibi recursive fonksiyonlar diyoruz arkadaşlar. Bu örnek bizim için yeterli. Mesela faktöriyel değil de bir de 10'a kadar sayıların toplamı deyip bir tane metot oluştursaydık buraya şunu yazacaktık. Burada çarpı değil 10 diyecektik mesela ya da pardon değer diyecektik. Değer eksi 1'in toplamı artı değer gibi ifadeler kullanarak
Örneğimizi çoğaltacaktık. Burada da birden ona dediğimiz için aynı şekilde bir derdik. Ya sıfırdan ona kadar deseydik sıfır derdik ve en son değerimizi burada döndüren bir yapı oluştururduk ve sonlandırdığımız nokta bu olurdu. Değerimiz maksimum kaçsa onunla başlar. Sonuncu değer değerimizde de biter şeklinde bir ifade oluşurdu. Bu tarz ifadeleri oluşturmamızı sağlayan yapılara recursive yapılar diyoruz arkadaşlar. Yani özcelemeli yapılar. Bu dersimiz daha doğrusu şöyle yapalım. Bu şekildeydi ama yazdırma işlemini yapmadık arkadaşlar. Yahut diyoruz. Faktöriyel mesela 5 diyelim. Nline fit ya da dur bildiğimiz bir değeri yapalım. Şöyle 2'den başlayalım. Şurada 2 çarpı 1 2. Doğru mudur? Şöyle yapalım. Bakalım. Faktöriyel 2 değerimiz 2. Faktöriyel 3 olsa ne olur? Bakın. 6 olması lazım. Evet bu şekilde. Faktöriyel 4 olsa 6 çarpı 4 olacak. Bakın. Bakın 24 yani. Faktöriyel 5, 120. Sağlamasını yaparak yapalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Faktöriyel 100, 200, 300 istediğiniz yazın ifadeyi doğru bir şekilde bulacak. Biri bulduğunda da bu döngüden çıkmış olacak. Aslında bir döngü oluşturuyor recursive fonksiyonu kendi içerisinde. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bugün recursive fonksiyonu yani özdeğerlemeli fonksiyonları gördük. Siz bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Kendiniz farklı örnekler bularak daha faydalı, kendiniz için bu konunun daha faydalı hale getirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa da bunları yorumlarda bahsedebilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar.